Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu Android cihazımızı nasıl küçük bir cep bilgisayarına dönüştürebiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım ama ondan önce şimdi bu kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, paylaşabilir ve videolara yorum yapabilirsiniz. Keyifli seyirler. Sayfa 1-3 Yatay. Android cihazımızı küçük bir cep bilgisayarına dönüştürmek için ihtiyacımız olan iki aparat var. Biri USB OTG aparatı, diğeri ise kablolu veya uzaktan kumandalı bir mouse. USB OTG aparatımızın normalde flash bellek takmak için kullandığımız girişine kablolu veya uzaktan kumandalı mouse'umuzun aparatını takıyoruz. Daha sonra böyle yaptığımız için artık Android cihazımıza bağlayabileceğimiz bir mouse seti oluşturmuş oluyoruz. Bunun ardından OTG aparatımızın şarj girişine benzeyen uç kısmını da Android cihazımıza takıyoruz. Bunun ardından Android cihazımızın ekranında bir mouse simgesi görünür. Bu işlemi yaptıktan sonra Android cihazımızı mouse'la kontrol edebiliriz. Mouse'la yaptığımız hemen hemen her şeyi Android cihazımızda da yapabiliriz. Mesela şunun gibi. Hava, sayfa ayırıcı, acapela DTS voices. 4 hızlı seçenek, acapela DTS voices için. Evet, mesela ben acapela DTS voices uygulamasının içerik menüsünü açtım. Aslında bu mouse'la uygulama da açıp kapatabiliyoruz. Ama ben bunu gösteremeyeceğim maalesef. Uygulama açamayacağım yani. Çünkü Apoversoft ürünlerinin ekran kaydedici araçları yeni Android 11 işletim sisteminde sorun çıkarmaya başladı. O yüzden uygulama açarsam ekran kaydı durabilir, iptal olabilir, silinebilir. Bunun gibi bir sürü sorun meydana gelebilir. O yüzden ben uygulama açmayacağım. Devam edelim. Uygulamalar arasında mouse'la gezinebiliriz. Acapela DTS Voices Play Store. Ses dönüştürücü Galaxy Store gibi mesela. Daha sonra ana sayfa ekranımıza geri dönebiliriz. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa. Tekrar uygulamalarımızı açabiliriz. Uygulmuş, sayfa ayırıcı dışında. Uygulamalar ekranı, sayfa 1-3. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa. Bunun dışında mouse'umuzun sağ tuşuna tıklayarak ana sayfa ekranımızın içerik menüsünü açabiliriz. Bunu masaüstü bilgisayarda, bilgisayarın masa üstünde mouse'un sağ tuşuna basarak içerik menüsünü açmak gibi düşünebilirsiniz. Hemen yapıyorum. Pil yüzdesi 13.36, erişilebilirlik. Hava bilgisi için dokunun. 13.36, 11 Kasım P, IPEC, pop-up pencere, düzenle, listede. Evet, şu anda ana sayfa ekranımın içerik menüsü açılmış oldu. Bu arada bu menüleri mouse'un ortasındaki tuşu kullanarak ileri geri kaydırabilirim. Duvar objeler, objeler. 4 vanlı ana. 13.30. Ya da bu kaydırma işlemini sadece menüler için değil, uygulamalar ekranındaki sayfalar için de yapabilirim. Yani
mouse'un ortasındaki düğmeyi kullanarak sayfalar arasında da gezinebilirim. Uygulamalar ekranı, sayfa, Samsung Globes, Apo, Verreş, sayfa, Apo, Verreş, sayfa. Ana ekran, sayfa 1-1, varsayılan sayfa, sayfa 3-3, uygulamalar ekranı, at, star müzik, yan back display, Apo Air, kişiler. Gördüğünüz gibi bütün sayfalarda mouse'un ortasındaki düğmeyi kullanarak gezinebiliyorum. Apo DJ Apo Air Ultimate Ivry Coding BG düğme ana sayfa Ivry Coding BG düğme Apo Air. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle. Bu arada bu konu hakkında anlamadığınız veya aklınıza takılan herhangi bir soru bir şey olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Thank you.